Şanlıurfa'da eskiden giyilen yöresel kıyafetlerin artık tercih edilmemesi ve hazır giyimin artmasıyla birlikte terziler iş yapamaz oldu. Şanlıurfalı terziler meslek hakkında neler söyledi? Buyurun hep birlikte izleyelim. 1970'ten beri bu mesleğin içindeyim. Biz de konfeksiyon, yarım bir konfeksiyon ürünleri üretiyoruz. Yani işimiz yolundadır. Yani şey de, yani sıkıntı yok bizim işimizde. Peki makinelerin üretilmesiyle ve hazır giyimin artmasıyla birlikte insanların konfeksiyon ürünleri olan ilgisi arttı mı yoksa düştü mü? Ya şu anda konfeksiyonlar arttığı zaman bizim öbür terzilere yöneliyorlar. Çünkü konfeksiyonlar şu anda çok pahalı. Yani millet alım gücü olmadığından dolayı dikime. Dikimde de bizim terzilerden tek her bir dükkanda bir iki kişi var. Ya bir kişi onun için işler yetişiyor. İşleri çok güzel, yani güzel geçiyor. Yani iyi. Peki Şanlıurfa'nın yöresel ürünleri olan şalvar ve fistan gibi kıyafetleri üretiyor musunuz? Biz üretmiyoruz. Bizim esnafta üreten çok. Yani şalvar çok eski orta kesimler giyiyor. Başka gençler şunu giymiyor. Hep giyiyor. Ondan sonra o fistan dediklerimiz de Arap kesimi gibi, bir de Kürt kesimlerin bazıları. Yani ona da değişiyor. Getir çalışıyorlar. Peki şu an çırak yetiştirebiliyor musunuz? Şu anda çırak çok zor. Yani çıraklar biraz yetiştirme fabrikalara gidiyorlar. Onlar da haklı. Çünkü biz onları doyuramadık. Yani biz doymadık ki onları da doyurak. Şu anda bundan sonra inşallah çoğalar. Yani bir gün gelecek, terzileri parmakla gösterecek. Çünkü o kadar kıymetli oluyor. Oluyor yani. Konfeksiyonlarda da kalitelisi çok. Ama hazır istediğin gibi diktirsin. İşte vücuduna göre, şeyine göre, bedenine göre diktirsin. Peki şu an bir konfeksiyon ürünün ortalama maliyeti ne kadar tutuyor? Ya 3-5'ten aşağıda geldi. 3-5 bin liradan hadi. Sen git 6 yıldız kumaşını al 3 bin liraya, 1,5 milyon lira diktirirsen, 2,5 milyon lira gül gibi bir takım diktirsin sen. O ne, sen 5 liraya alamazsın konfeksiyonlarda. Peki eskiden konfeksiyon ürünleri olan ilgi nasıldı? Yoksa ve şu an nasıl? Eskiden ucuzdu diye millet o tarafa yöneldi. Ama şu anda pahalıdır diye bu sefer giyime yöneldiler. Bizlere yöneldiler. Peki siz şu an bir ürünü ortalama kaç günde yetiştiriyorsunuz? Bir gün mü, bir hafta sürdü oluyor mu ya da şu anda bizim terzilerde 6 ay bekleyen ürünler var. Çünkü yetiştiremiyor. Yani bir günde olur, bir haftada olur, bir ayda olur. Şeylere göre, ustalara göre yani. Peki mağazalarda giyim fiyatlarının artmasıyla birlikte terziye olan ilgi arttı mı vatandaşlar? Çok arttı. Yani hadinden fazla arttı. O yüzden terzilerin yokluğundan dolayı iş yetiştiremiyorlar ya. Yani gece gündüz çalışsa da hiç yetiştiremiyorlar. Ya işte baba mesela, bir çocuk yaşındayken beri hala da mesela en azından bir 45 sene fazla oluyor. Çünkü çırak yani o zaman 7-8 yaşındayken beri de meslek içindeyim yani. Peki insanların şu an terziye ilgisi ne durumda? Yani %90 azaldı. Eskiden mesela konfeksiyon yoktu, şimdi konfeksiyon çıktı. Konfeksiyon çıktığı zaman ne oluyor? İster zaman taksit, kredi kartını veriyor. 12 taksit yapıyor. Yani ne yapıyor? İster istemez yani meslek ölme noktasına geliş. Nasıl bazı meslekler ölmüş öldü ya, bizim de terziler artık ölme noktasına. Yani siz gibi de hep çok mesela terzi var. Mesela 700 yakın bir terzi var. Şu anda mesela 230 tane ama çok da kaçak yapıp çalışıyor. Yani bir de elbisecik de gibi, bayan üzerine çalışanlar. Mesela çeket üzerinde çok az kaldı. Mesela eskiden bizim iş yerimizde, pasajın içinde 7 tane elbisecik vardı. Şu anda 2 tane kaldı. Konfeksiyonda bir sefer çeket terası yok. Çeket terası demeğimiz çeketin içindeki o çimento değil ya. Mesela bir ev yaptığı zaman şimdi çimento olmasa tutar mı yani? Tutmaz. Çekette tela lazım, tela. Konfeksiyon bile kullanıyor. Konfeksiyon makineye vuruyor, buradan vuruyor, bir tane çıkıyor. Ben bir el çırak. Mesela çok hassas bir konu. Şimdi mesela bu tikler çeket. Şimdi bir tikler çeket bilirsin. 3 gün bir çeketin üzerinde çalışıyor ki bir çeket bitirmek üzere. Konfeksiyon bir taraftan giriyor, bir taraftan 2003 bir tane çıkıyor iş. Bizim gibi ufak esnaf ondan başlayabilir mi? Ama yok, işçilik yok onlarda. Bizde işçilik var. Ama bizimkiler de sabit müşterimiz olduğu için mesela hazır giymiyorlar, sabit müşterimiz var. O sabit müşterinin sayesinde biz hayatta duruyoruz. Zaten bizden sonra silik ha. Yani bizden sonra yetişme yok. Yani eleman desem bunu yani bize yetişsin yok. Sonra silik biz artık. Peki eskiden Şanlıurfa'nın yöresel ürünleri olan fistan ve şalvar diktirmeye getiren çok oluyordu. Şu an şalvar ve fistan diktirmeye gelen oluyor mu? Şu an fistan yoktu tabii. Fistan Suriyelilerin Urfa'ya girmekle
Yeni yeni birer tane fistan çıkıyor, o da bize gelmiyor. O da Suriye'de kendi aralarında diktirler. Ha şalvar var. Şalvar mesela bizim Bozo tarafı olsun, Hilman tarafı olsun, Siverek tarafı olsun, şalvar var. Bir aşağı tarafı yok. Bir aşağı tarafında var. Yani şalvar var. Ama fistan fistan bitti o. Onlar gitti. Aslında bir ceyiz yapmaya geldiği zaman, mesela o ceyiz yaptığı zaman, manifacı çağırdığı zaman, terzi yana geldiği zaman, terzi ondan bir hafta çalışıyor. Ceyiz, bütün işler, çocuktan başına bölgeye kadar. Konfeksiyon yoktu ya. Şimdi her şey konfeksiyonun içerisinde oldu. Ne arası hepsi buraya gelenler de. Bizde bir şey yok. Biz kendi çabamızla, kendi şeyimizle uğraşıyoruz. Peki hazır giyimde ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte eskisini terziye getirip diktiren oluyor mu? Eski çok, kıyafetler. Çok eski işe, aşırı derece bir talep var aşağı. Mesela Ahmet'le beraber 8-10 tane mesela çeket geldi bize. Biz yapmadık. Niye? Hazır, adam gidiyor hazır giyiyor, ben de geldim tamir yapacağım. Kusura bakma, ben tamir yapamam. Peki bir takım elbise diktirmek şu an ortalama ne kadara mal olur? Kaliteli bir kumaştan varsa. En kral kumaş 600'dir. 600 kumaşından zaten üstü kumaşı. Diğer İngiliz kumaşı, İngiliz kumaşı belli bir süreden sonra yıpranıyor. 600 kumaşı sağlamdır. Onu %50, polyester, %50 yündür, %50 polyester. Yani 1 milyar kumaş olsa 1 milyar dikiştirir. 2 milyar o. Ama 2 milyar mesela çeket bandur yine yani en güzelini diktirir. Peki çırak yetiştirebiliyor musunuz? Çırak işte yok işte sıkıntı burada. Sabah mı sabah okula gidiyor, sabah gidiyor. Ben sabah 3'te geliyorum. Mesela sabah 3'te gelmiş. Sen 3'te geldiğinden sonra zaten 6'da eve gidiyor 3 saat. Çocuğa ne öyle alacak? Bir eve gönderiyik çocuğu. Eşe alıyoruz eve gönderiyik. Çocuk yetişmiyor ki burada. Yani elama yetişmiyor. Eskiden elama olduğu zaman çok iyi de. Ben eskiden mesela ben kendim zamanımda mesela yukarıda çalışırken ustamın yanında Mustafa Ali Bey Allah rahmet eylesin öldü. Urfa'nın beylemeye tersinde emniyet müdürleri, boylar hepsi kendi yanında. Mesela babamız derdi ki eti senin kemiği bizimdir. Şimdi sen bir çocuk geldiği zaman, yanına geldiği zaman yani ona bir tokat, ne gibi bir kelime, bir tokat bile bir laf istiyor mesela. Bir laf olduğu zaman babası akşam babasının evine gidiyor. Ya işte değil, sen nasıl benim oğluma bir laf istiyorsan. Yani onun için bitti yani esnaf diye bir şey kalmadı. Ama son nesil işte artık ne kadar dönebilirsek. Peki terzi mesleği ilerleyen yıllarda sizce eski rağbeti geri görür mü? Aşırı bir derece. Bak Hazreti İdris Peygamber Efendimizin mesleğidir. Yani terzi mesleği gün olacak, bile bu mudan olacaksan. Yani bir terzi gördüğün zaman diyeceksin ki bak bu adam elbisecidir. Yani elbiseci demek ne demek bilmiyorsan. Mesela bir reis cumhurumuzun başkanımıza elbise tikiliği, başbakanına tikiliği. Niye terziler var? Niye konfesyon giysin? Şimdi bizim cumhurbaşkanımız, reisimiz. Hiç bilgi gördün mü? Üzerindeki elbiselere bak. Hepsi genel özellikle terzisi var. Başbakanlara bak. Terziler var. Burada konfeksiyon yok. Yani terzi meslek, öyle bir meslek ki çok güzel bir meslektir. Ama kıymetli bir meslek. Yani şimdi sanki bir daha dünyaya gel, terzi olarak bir daha gelirim. Niye? Terzi meslek güzel bir meslektir. Ama ödürler. Yani bir parlıktan dolayı. Bir de o para da yüksek olduğu zaman müşteri onu vermek zorunda kalıyor. Yani gücü oluyor. Ama ilerisi için 5-10 sene sonra var ya, bu meslek gibi bir meslek olmayacak. Altın ne yapıyor? Diye altın bilezik. Ama bu şekilde olacak meslek biz.